Evet, Türkiye ile Almanya arasındaki kriz giderek büyüyor. Alman heyetinin İncirlik Üssü'nü ziyaret talebinin reddedilmesiyle başlayan süreçte Alman bakanı da ziyaretten bir sonuç alamaması ilişkileri daha da kritik bir dönemece getirdi. Peki tüm bu gelişmelere halkın tepkisine mikrofonu vatandaşa uzattık. İşte görüşler. Mehtap Yılmaz'la Atakan Gültekin'in haberi. Türk-Alman ilişkileri. Türkiye'nin kimseyle bir ilişkisi kalmadı ki hanımefendi. Sadece Almanya'yla. Haftalardır süren karşılıklı resleşmeler sonrası ilk yüz yüze görüşmede İncirlik krizi çözülemedi. Alman bakan İncirlik'ten çekilme işareti verdi. İki ülke arasındaki ilişki kritik bir noktaya geldi. Bu durum sokağa nasıl yansıdı? İşte yanıtı. Malum Almanya ile ilişkilerimiz bu ara çok kötü. Ne düşünüyorsunuz? Sizce oradaki vatandaşlarımız olumsuz etkilenecek mi? Muhakkak etkileyecek. Yani zaten burada Alman diyoruz, Almancılar diyoruz. Orada da Türkler diyorlardı. Ama iki arada kalan vatandaş diye düşünebiliriz. Zaten biz sanırım Avrupa'yla tamamen bağımızı kopartıyoruz. Olabildiğince batıdan uzaklaşıyoruz. Ben kendim Alanya'da yaşıyorum ve turizm doğrudan etkilendi. Ama yani bunu şeye de düşmemek lazım. Yani biz kötüyüz de onlar gelmiyor diye biraz iğneyi de kendilerine batırmaları gerekiyor. Reuters haber ajansı Sigmar Gabriel'in çekiliyoruz dediğini duyurdu. Ancak resmi açıklama yok. Peki Cumhuriyet tarihi boyunca dost ve müttefik Almanya ile ilişkilerimiz bugünkü noktaya nasıl geldi? Tamamen üst yönetimin vizyonsuzluğundan kaynaklanıyor. Almanya bizim yıllardır dost bir ülkemizdi. Bu hale gelişin tek nedeni az önce sarf ettiğim cümleyle ilgili. Eğer İncirlik üstüne Almanya giremiyorsa ABD istemediğinden kaynaklı giremiyordur. O daha üst global siyasetin bir ürünü olarak çıkıyor. Doğal olarak bizlerden daha çok sermaye sahiplerinin nasıl zarar edip kar edecekleriyle ilgili bir durum. 2,5 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da yaşanan bu gelişmeler Almanya'da yaşayan Türkleri nasıl etkileyecek? Vatandaş en çok da bu konuda endişeli. Zaten çok da memnun değiller Türk vatandaşının orada bulunmasından. Yani ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor oradaki halkımız bizim. Ankara ve Almanya hattına belki de en çalkantılı dönemde geldi Alman Dışişleri Bakanı. Binali Yıldırım'la da görüşecekti ama başbakanlık görüşmeyi iptal etti. Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi Sigmar Gabriel. Çavuşoğlu ile Alman bakanın ilk gündemi Alman parlamenterlerin İncirlik ziyaretiydi. Ankara üst ziyaretine izin vermiyordu. Geri adım da atmadı. Çavuşoğlu mevkidaşına Konya'daki NATO üssünün kapısını açtı. Alman Dışişleri Bakanı Ankara'nın istekleri ve restleriyle ayrıldı. Şimdi gözler Alman parlamentosunun konuyla ilgili yapacağı oylamaya çevrildi. Belli ki Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler bir süre daha kritik seviyede seyredecek.